Merhabalar. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu programı İstanbul Hepimizin girişimi olarak hazırlıyoruz. İstanbul Hepimizin girişimi olarak yerinden katılımcı, şeffaf bir şehir, yani daha iyi bir şehir için çalışmalar yapıyoruz. Şehir Hepimizin programı da bunlardan bir tanesi. Bu üçüncü programımız ve bu üçüncü programda heyecan verici bir konumuz ve çok heyecan verici konuklarımız var. Biz bugün yerel katılım başarısını konuşacağız. Ve Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinden konuklarımız buradalar. Kendilerini öncelikle tanıştırmak isterim. Gülensu mahallesi muhtarı Ali Rıza Yıldız bizlerle. Ali Şengül, Gülensu Gülsuyu Güzelleştirme Derneği'nden ve Erdoğan Yıldız, Gülensu Gülsuyu Yaşam Dayanışma Derneği'nden, yani Güldan'dan. Bugün biraz kentsel dönüşüme göz kırparak konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz kentsel dönüşüm artık hepimizin gündeminde. Gülsuyu, Gülensu mahallelerinde ise bu çerçevede ilk defa bir katılımcı planlama örneği duyduk ve biz de hemen kendilerinden dinlemek için davet ettik kendilerini. Süreç hala devam etmekte. Biz başarıyı şimdiye kadar heyecan verici bir başarıdan bahsetsek de dilimizi ısırarak söylemek lazım. Süreci kendilerinden dinleyeceğiz. Öncelikle Muhtar Bey'e sözü vermek isterim. Bize Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin belki biraz geçmiş ve bugününden bahsetmek ister. Gülensu, Gülsuyu'ndan ayrılmış bir mahalle. 1945'lerde Gülsuyu'yla birlikte oluşmuş bir mahalledir. 45'lerden mahallenin temel kuruluş sebeplerinden bir tanesi zaten Anadolu'dan İstanbul'a ve metropollere yaşanan göçle birlikte, akraba ilişkileri, çevre ve hemşericilik ilişkileriyle birlikte toplanmış bir mahalledir. Daha çok o dönem aslında var olan mevcut İstanbul'daki işte sanayi fabrika bölgelerindeki fabrikaların olmasıyla birlikte ucuz iş gücüne aslında sahip olma sebebiyle aslında bir anlamda insanlar kendi köylerinde de kendilerini idame edemedikleri için gelip göç ettikleri bir yerdir. O dönem işte Singer fabrikası, işte Tekel fabrikası gibi fabrikalara var olan mevcut bulunan işçilerin çoğunluğu Gülensu Gülsuyu'nda ikamet eden bir toplulukla bir yaşam alanı yaratmışlar kendilerince. Aslında oluşturdukları yaşam bugüne gelen noktayla birlikte o zaman baktığımızda aslında var olan mevcut yerel yönetimlerde ya da devlet mekanizması, sosyal devlet anlayışına da katkıda da bulunmuşlar bu insanlar. Aslında kendi yerleşim alanlarını ve mekansal anlamdaki sıkıntılarını ve sorunlarını kendileri çözmüşler. Nasıl yapmışlar? İşte bu yerleri kendileri yaparak daha sonra tabii ki bu yerlerle ilgili işte mülkiyet hak sahipliği üzerinden insanların kendileriyle ilgili yerel yönetimlerde işte oy potansiyeli olarak da görülmüş. Ve evet, bu oy potansiyellikler üzerinden de bölgenin yapısı 86'da ıslah planıyla birlikte bir şuurlandırma yapılmış. İşte 2000 lira, yani bölge halkı bölgeyi aslında 3 sefer para ödeyerek satın almış. Anladım sizi. Şimdi hem önce bir 2000 lira imar afından faydalanarak gidip yatırmışlar. Daha sonra parası olan gitmiş tapu tahsise döndürmüş. Daha sonra bir para ödemiş, tapu almış. Yani hani bu kaçak bölge dedikleri alanlarla ilgili aslında özellikle Gülensu Gülsuyu'ndan bahsetmek gerekirse Gülensu Gülsuyu halkı 3 sefer bedel ve para ödeyerek orayı satın almış. Evet. Yani bu anlamda hiçbir kaçaklık durumu söz konusu değildir. Hani yereldeki var olan mevcut toplumun dilinde biraz oralar kaçak bölgeler gibi görünüyorsa da Evet. Pek de öyle değiller. Yani benim iki mahalleyiz ki biz halen tek mahalle gibi konuşuyoruz. Şöyle şanslıyız. İki muhtarımız var. Bir Gülsu'da, evet, bir Gülensu'da ve ortak hareket ediyoruz. Evet. Doğal olarak hani mahallenin kuruluş tarihi böyle başlıyor. Ta ki şu anda çok kıymetli bir bölge anladığım kadarıyla. Çünkü çok güzel bir yer. Çok güzel manzarası var. Evet. Ve tabii ki bir sürü yerde olduğu gibi kentsel dönüşümde sizin kapınızı çalıyor. Buradan sonra belki biraz Ali Bey bizden bahsetmek ister. Bu süreç nasıl başladı ve vatandaş bu sürece nasıl dahil, evet, oldu? Ya şimdi muhtarım aslında konuya giriş yaptı. Mahallenin hani kuruluş süreci, mahallenin bu direngen, bu yapılısına dair bir şeyler söyledi. Biz 2004 yılında aslında sürecimiz, yani kurumsal anlamda geçmişe dönük bir şeyimiz var. Yani biz kurumsal olarak çok eski tarihlerde kurulmuş dernekleriz. Ancak dediğim gibi 2004 yılı bizim için farklı bir sürece evrildi. Özellikle bu kentsel dönüşüm, yani Büyük Marmara depreminden sonra özellikle hani oluşan bu hava ile birlikte kentsel dönüşüm furyasına biz de katıldık. O dönem E5 Nazım
Kuzey Nazım Mimar Planı diye bu süreç bize geldi. Son 10 gün kala, yani planlar askıdan inmesine 10 gün kala haberdar olduk. O günkü işte muhtarlarımız, iki mahallenin muhtarı, yani biraz tesadüfen belki oldu ama son 10 günde biz itirazlarımızı hemen örgütledik. İşte muhtarlarımız bize yansıttı olayı. Hızla 6700 civarında bir itiraz, plana itiraz oldu. Akabinde basın açıklamaları yapıldı. Dilekçeleri ilçe belediyesine götürmüş. Büyükşehir Belediyesi'nin evet. 6700 dilekçe. Aynen, yani insanlarımız tek tek dilekçelerini aldılar. O 6700 tane dilekçe tek tek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o günkü ilgili birimine teslim edildi. Akabinde iki tane büyük basın açıklaması yapıldı. Yani mahallenin yoğun katılımıyla imzalar toplandı o süreçte. Ve bir tane de dava açıldı. Yani bir tane derken 32 tane davamız vardı. Bu 32 davamız mahallenin ortak katılımıyla. Yani örneğin işte diyelim ki 5 sokak, 10 sokak bir araya geliyor. Bir mahallelimiz tarafından bir dava açılıyor ama ekonomik finansmanla diğer sokaklarda oturan vatandaşların verdiği küçük küçük paralarla avukatlık ücretleri falan karşılanıyor. Dolayısıyla hani süreç başlangıç itibariyle böyle başlatıldı. Yani dolayısıyla yani evrilme süreci bugüne hani şu sürece geldiğimizdeki hani anlatacak belki biraz sonra arkadaşlar. Hiç de kolay olmadı. Çok ciddi zorluklardan geçtik. İşte burada avantajımız şuydu. Mahalle örgütlü bir mahalleydi. Yani geçmişten özellikle 70'li yıllarda özellikle bu 68 sürecinin yarattığı rüzgarın yansımaları bizim gibi emekçi mahallelerde şeyini buldu, yankısını buldu. Onun da getirdiği o süreçten beri bir örgütlülük halimiz söz konusuydu. Baktığımızda bu süreçte işte biz talep eder hale geldik. Yani sorunlarımız vardı. 70'li yıllarda işte yoldur, elektriktir, yani bir takım altyapı hizmetlerinde biz talep eder hale geldik. Yani susan, işte lütuf bekleyenden ziyade bu haklarımızı istedik. Evet. Dolayısıyla hani bunun yarattığı bir avantajdır. Hani bizim mahallemizin bir arada durması, bu süreci doğru bir şekilde evrilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi budur. Dolayısıyla işte bugün geldiğimiz noktanın nüvesi de yani mahallenin o günkü koşullar içerisinde örneğin işte bir yaklaşık 150 kişilik bir mahalle meclisimiz oluştu o süre içerisinde. Hemen hemen her sokaktan bir ya da iki temsilci belirlendi. Yani bu temsilciler aracılığıyla yoğun toplantılar yapıldı ki yani arkadaşlarıma tam sayısını hatırlamıyorum ama yüzün üstünde. Hangi yıllarda bu oldu mahalle meclisi? İşte 2004'ün hemen bitiminde, yani bu dilekçeler benzeri şeyler verildikten hemen sonra. Benim bildiğim kadarıyla yerel yönetimlerde mahalle meclisi, mahallenin katılımını tartışmaya 2010'lu yıllardan sonra başladık bizler. Ama bu kadar erken böyle bir girişimi duymak çok heyecanlı. Şöyle, biz mesela o süreçte hani bu plan iptal süreçleri, plan itirazlar sürecinde İstanbul ana kent şöyle bir madde koymak zorunda kaldı. Yani plan katılımcılıkla yapılır ilkesi kondu ve bu ilkenin içine işte üniversiteler, meslek odaları, işte mahalle muhtarlıkları, mahalledeki demokratik kitle örgütleri ve diğerleri şeklinde bir tanım getirildi. Bu o günkü koşullarda hani biz dediğim gibi teknik eleman değiliz, herhangi bir şeyimiz yok ama öğrendiğimiz kadarıyla, o dönemde bize söylendiği kadarıyla böyle bir maddenin hiçbir planda olmadı. Katılımcılık ilkesi. Evet. Dolayısıyla hani bu bizim dediğim gibi yani kara kaşımıza, kara gözümüze yapılmış bir şey değil. Bizim o günkü yani o konjonktür içerisinde yaptığımız etkinlikler, bulunduğumuz şeylerin yarattığı bir şey olarak söyleyeyim. Belki gündemi de biraz dinleyebiliriz. Zaten beraber çalışıyorsunuz diye biliyorum. Şöyle onu da ben açıklayayım. Nedir bu tartışma? Şimdi bu 2004'teki süreç başladığında aslında Ali Rıza Bey bizim dernek başkanımızdı. Güzelleştirme dernek başkanı. Ben saymanıydım. Ali Bey de bizim yönetim kurulu üyesiydi. Zaten süreci 2004'ten bu yana hemen hemen aynı ekip götürdü. Aslında ben konuşmaya başlamadan önce Viki'ye ve Engin Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum bu programı bize hazırladıkları evet, için. Evet. Bir de şehir hepimiz için çok önemli bir kavram. Yani biz şehri sadece zenginlerden, sadece orta gelirli üst gruplardan değil, şehri bütün ötekileştirilmiş gruplarıyla birlikte tanımlayabiliriz. Yani romanlar yaşıyor bu şehirde, efendime söyleyeyim.
Azınlıklar yaşıyor. Fakirler yaşıyor, evet. Azınlıklar yaşıyor. Dolayısıyla bir şehirde bir şey yapılacaksa o bütün şehrin bütün bu katmanlarını kapsamalı. Çok önemli. Altın çizgi evet, bizim evet. De zaten İstanbul Hepimizin olarak dediğimiz bu kapsayıcılığı koruyarak aslında doğru. İlerlemek. Dolayısıyla bu İstanbul Sözleşmesi de çok önemli bir şey. Yani bunlara değinmeden geçmek biraz şey olurdu, eksik olurdu. Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani Gülsuyu Gülensu Mahallesi E5'in hemen üstünde bir gecekondu mahallesi. O gecekondu mahallesinde 1970'lerden bu yana çok ciddi bir araya gelmiş, birlikte dayanışma ilişkilerine hakim bir topluluk var. Hı hı. Yani ilk göçünü Erzincan'dan, Sivas'tan, Tunceli'den, Siirt'ten, Bayburt'tan almış. Buna rağmen kendi içinde o kültürel birikimini sağlayabilmiş, her zaman dediğim gibi yani dayanışma faaliyetlerini birlikte yürütebilmiş bir mahalle. Haliyle de örgütlenme ve bir arada durma hali her zaman vardı. Yani Gülsuyu Gülensu'nun en büyük başarısı buydu. Biz güzelleştirme deneyinde birlikte faaliyetler yürüttük. Daha sonra Gülsuyu Mahallesi daha aşağıda ve daha eski olduğu için Güldam olarak Gülsuyu'nda faaliyet yürütmenin hem kapsayıcılık açısından hem bütün mahalle bütünselliği açısından daha anlamlı olduğunu düşündük. Bu tamamıyla Gülsuyu Güzelleştirme Derneği, mahalle muhtarları, Güldam, işte örneğin bizden kadın arkadaşlar ayrıldı. Bizim Musa Bakkal dediğimiz bölgede kadın dayanışma evini kurdular. Yani çok bereketli bir mahalle. Örgütlenme ve bir arada durma haliyle. Çok isteğiniz var. Onları da iletmek için bu kanala tabii kesinlikle. Muazzam. Kesinlikle. Heyecan verici. Peki süreci bugüne doğru getirirsek 2004'ten bu zamana neler oldu? Kısa, özellikle planlama ofisi hikayesi var. Şimdi aslında 2004'te sürece başlamak işte arkadaşların da Ali arkadaşla, Erdoğan arkadaşın da bahsettiği gibi 2004 süreciyle yapmış olduğumuz itirazlarla birlikte 11 bin tane itiraz dilekçelerinin haricinde 11 bin tane imzayı da Büyükşehir Belediyesi'ne verdiğimizde Büyükşehir Belediyesi açmış olduğumuz 32 tane davanın yürütmeyi durdurma davası sonucunda E5 Kuzey Nazım İmar Planı'ndan bizi ayrıştırdı. O planı geri çektiler. Gülensu Gülsuyu'nu 3 mahalle olarak bizi ayrıştırdılar. Gülensu Gülsuyu süreci bu sefer 2005'in sanırım herhalde 8. ayında bize gelen yeni bir planla Gülensu Gülsuyu'nu kentsel yenileme kapsamına alır. Yani kentsel dönüşüm de değil, kenti yenileme kapsamı adı altında bir planlama tekrar bizim karşımıza geldi. Ali arkadaşın da demin bahsettiği o katılımcılık plan ilkesini de zaten onun içerisinde bize gönderdiler. Yani Gülensu Gülsuyu'nda yapılacak olan bir planın kriterleri ve koşulları bunlar olacaktır. Bunlar da bizim için tabii ki bir avantaj oldu. Yani bu avantaja döndürmüştük. Ama tabii ki bütün bunlar yapılırken o günün koşullarında mahallede yapmış olduğumuz genel bütünlük içerisindeki çalışmalarda gerek derneğimiz ve gerekse muhtarlarımız aracılığıyla yapılmış olan bu çalışmanın arkasında mahalleli çok sağlam bir şekilde durmaya devam etti. Yani riayet etti çalışmalara. Çünkü bizim temel bir ilkemiz vardı. Temel ya kırmızı çizgilerimiz vardı. Gülensu Gülsuyu'nda yapılacak olan bir uygulama imar planı ya da bir tasarı planının Gülensu Gülsuyu'nun katılımıyla hazırlanabileceği ve yerelde insanların da kendi yerlerine dahil, yaşam alanlarına dahil, barınma haklarına dahil bir sözlerinin olması gerektiğini, fikrinin alınmadan bu bölgede herhangi bir uygulama olabilme şansının olmayacağını söylemiştik. Ve Maltepe Belediyesi bunu çok iyi okudu aslında. Onu iyi okudu. Önceki yerel yönetimdeki arkadaşlar belki ilçe noktasında çok fazla bunu okumadılar ama Sayın Belediye Başkanımız hakikaten kendisine teşekkür ediyorum. İlçe Belediye Başkanımıza ve bu anlamda gerçekten bunu çok iyi okudu. Aslında planlama ofisini de, planlama bürosunun da işte Gülensu Gülsuyu'nda açılmasının öngörüsü bizim talebimizdi. Hı hı. Mahallenin talebiydi, şöyleydi o talebimiz gene aynı buradaki var olan mevcut arkadaşlarımızla birlikte. Yani Gülensu Gülsuyu'na hazırlanacak olan bir planın Gülensu Gülsuyu'nun gözünün önünde ve bilgisi dahilinde hazırlanması, herhangi bir üniversiteye, herhangi bir okula ihale edilmeden, kapalı kapılar ardında değil, mahallenin görüş ve düşüncelerini alarak hazırlanması. Şeffaf, katılımcı. Katılımcı bir planlama süreciydi ve çalışma planlama bürosundaki çalışmalar böyle başladı. Çok güzel. Vatandaşın ilgisi nasıldı peki? Belki Ali Bey'den dinleyebiliriz bunu. Şimdi şöyle, yani özellikle iş, konut, ev, barınma hakkı olduğu zaman tabii ki insanların hassasiyetleri ve duyguları farklılaşıyor. Ya süreç başlarken aslında hani ilk anda tabii muazzam bir kargaşa. Yani kimse şeyden habersiz, ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece işte bir planlama yapılacağı söyleniyor ama
Bunun yanında işte çeşitli odalar, teknik arkadaşlar, bizle birlikte yol yürüyen arkadaşlar. Yani bu planın ciddi anlamda o halde göçe yol açabileceği, ciddi anlamda işte hani insanların yerlerini, yurtlarını kaybedeceği şeklindeydi. Bu doğaldır ki insanın da savunma refleksini geliştirmesine yol açtı. Ve biz o günkü koşullarda dediğim gibi yani ilk anda insanların algısı çok farklıyken, farklı beklentiler, farklı düşünceler içindeyken zaman içerisinde bu örgütlülüğün, bu bir arada durma halinin insanlara yansıması da olumlu anlamda yol açtık. O kafalarında oluşturdukları bir takım olumsuz işte beklentiler yavaş yavaş olumlu anlamda mahallesine sahip çıkma, mahallesinin gerçekten yerinin sahiplenilmesinin mahalleyi, sokağını sahipleneceği anlamına geldiğini gösteriyordu. Bir de dediğim gibi yani mahalle bu örgütlülük sürecini geçtiği için sadece kentsel dönüşüm endeksi bir süreç olarak bakmadı. Yani bu mahallede ihtiyaçlar var. Yani bizim aslında hani dönüşümdeki algımız oydu aslında. Yani ve öyle de halen düşünüyoruz. Yani bölgelerin ihtiyaçları vardır. O ihtiyaçları karşılarsanız orası dönüşmüş olur zaten. Çok güzel. Dolayısıyla hani yolu yoksa, altyapısı yoksa diyelim ki üst yapıdaki işte eksiklikleri giderdiğinizde zaten fiilen mahalleyi dönüştürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla hani biz başlangıçta hani zaten bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları hani etrafımızda görünür. Hepsi olumsuz. Yani olumlu bir örnek olsa insanlara onu önerirsiniz ve insanlar ona bakarak onu alırlar. Ama olumsuz örneklerden yola çıktığımız için işte Ayazma'dan tutun Sulukule'ye kadar yani baktığınızda buraların hepsi darmadağın edildi. Dolayısıyla hani insanlar bu örnekleri de görünce doğaldır ki bahsettiğimiz hani rant benzeri bir takım beklentilerden ziyade önce hani kendi mahallesini, çevresini koruma üzerine bir kurgu yarattı. Dolayısıyla bu dediğim gibi insanlar hani evet beklentileri olabilir ama algıyı değiştirmek oradaki örgütlülüğün, oradaki bir arada durma halinin algıyı nasıl değiştiğini biz kendi mahallemizde bunu yaşayarak gördük yani. Evet evet, heyecan verici. Yani elbet şehir büyüyecek, elbet çeşitli yenilemeler olacak ama vatandaşın, yani mahallenin oradan kapsayarak, mahallenin de kalarak yani olması çok önemli. Yani biz eğer orada yaşamayacaksak zaten o mahallenin yani oradaki okulunda, yolunda, parkında bir anlamı yok bizim için. Dolayısıyla hani orada yaşamaya devam etmek. Evet, aslında size şey sormak lazım. Şu anda neredeyiz ve ne aşamadayız? Yani heyecan verici bir planlama süreci var. Vatandaş da katılmış. Peki sürecin neresindeyiz? Aslında bizim bütün mahalleyi motive eden ve heyecanlandıran süreç aslında bundan sonra başlayacak olan süreç. Çünkü bizim önemli bir handikapımız var. Yani bizim gibi bir deneyim yaşamış bir mahalle örneği yok. Yani bu kadar böyle örgütlü, bir arada duran, ne istediğini bilen bir mahalle. Bunu ben kimseyi mağdur etmeden çözeceğim, kimseyi bir yere göndermeden çözeceğim diyen bir belediye bize teknik olarak yardımcı olan şehir plancıları odası, mimarlar odası, çeşitli plancı ve mimar arkadaşların olduğu, gönüllü danışmanlarımızın olduğu bir örgütlülük ve bundan sonraki sürecin örülmesi noktasında hem bir taraftan sıkıntılarımız var, tereddütlerimiz var. Çünkü dediğim gibi bir olumlu örnek yok ama öte yandan yani şey bizi çok heyecanlandırıyor. Şundan dolayı heyecanlandırıyor. Biraz önce Ali'nin söylediği o travmatik örnekler var. Sulukule gibi, Tarlabaşı gibi, efendime söyleyeyim, kısmen Ayazma ve Başıbüyük gibi. Biz nasıl bir dönüşüm süreci yaşarsak, nasıl bir planlama süreci yaşarsak katılımcı, bu sadece İstanbul'daki mahalleleri değil, İstanbul dışında bu süreçle başa çıkmaya çalışan birçok mahalleye, birçok platforma, birçok bununla ilgili inisiyatife ciddi bir örneklik teşkil edecek. Evet. Dolayısıyla biz şimdi binlik planlar hazırlanacak ilçe belediyesinde, büyükşehirde 5000. Binlik plandan kastınız nedir? Binlik planlar alt ölçekli planlar, uygulama imar planları. Onu ilçe belediyesi hazırlıyor. Hı-hı. 5000 ölçekli nazım imar planları büyükşehir belediyesi hazırlıyor. Daha büyük ölçek, daha şimdi az detaylı. Büyük ölçekte bize diyor ki şu kadar donatı olacak, yol mesafeleri bu kadar olacak. İşte çeşitli yoğunluklar falan veriyor. 1 emsal, 1.25 emsal. İlçe belediyesi o 5000'lik planlara bakarak binlik uygulama imar planlarını hazırlıyor. Siz binlik planı hazırlayıp belediye, yani siz hazırlayıp belediyeye gönderdiniz, ilçe belediyesine. Tabii yok, büyükşehire gönderdik. İlçe belediyesiyle birlikte hazırladık. İlçe belediyesi onayladı. Evet, onayladı. Meclisten geçti. Gönderdi. Büyükşehir de bizim o binliklere bakarak 5000'lik planların içini doldurdu. Şöyle düzeltelim mi? Tabii. Sanki bir şey oldu. Şimdi biz daha önce yapılan bir 5000'lik planımız var. Ona uygun bir binlik plan yollandı. Evet. Fakat binlik planımız, yani ortak aldığımız, bir yaptığımız binlik planımız 5000'liğe belli uyumsuzluklardan kaynaklı
yani bir nevi geriye iade edildi. Evet. Peşinden yeni bir 5000'lik. Şu anda konuştuğumuz 5000'lik yeni bir 5000'lik. Okay. Yeni bir süreç. Yani bu askıya çıkacak. Bir evet. aylık bir askı süresi olacak. Bu bir aylık askı süresinde itirazlar eğer olmazsa ve dava durumu söz konusu olmazsa bu 1000'lik plana evrilecek. Bu bir süre zaman işi. Aynı şekilde 1000'liklerde de bir aylık bir askı süresi yaşanacak. Yine itirazlar süresi. Dolayısıyla eğer bu süreçte itiraz ve şey olmazsa ondan sonra uygulamaya geçeceğiz. Siz 1/5000'i Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlansın halini henüz görmediniz. Görmedik. Ama herhangi bir duyum var mı o konuya dair? En azından muhtar, şöyle diyelim. İlçe belediyesinin müthiş sahiplendiği bir planlar var. Evet. Siz ortak evet, bir şey yapılan. Doğru. Sen Büyükşehir Belediyesi'nden süreç içerisinde herhangi bir pozitif ya da negatif bir şey duydunuz mu? Muhtarım. Belki. Ben söyleyeyim muhtarım. Şöyle bir durum vardı. Büyükşehir Belediyesi 5000'lik planları hazırladı ama hazırlama aşamasında katılımcılık mekanizmasına tam hakim değildi. Ha, okay. Yani biz bu planlara onlar da alışık değiller. Tabii. Onun biz müdahil olduk. Tabii. Neden? Şimdi muhtarların, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcısının çok yoğun diplomatik çalışmaları sayesinde biz o 5000'liği bize göstermelerine şöyle razı ettik. Hatta bir görüşmede muhtarın lafını alıyoruz. Görüştüğümüz arkadaş, büyükşehirdeki arkadaş şunu dedi. Yani ya katılımcılık aslında da sizin elinizi bağlar dedi belediye. Yani çünkü hani planı rahat yapamazsınız. Hani çünkü farklı şarjlar olacak şey. Evet. Böyle bir onun için dediler biz aslında çok katılımcılık ilkesini hani yapmasak daha iyi olmaz mı? Daha şey süreç yavaşlayacak tabii evet. ki. Ama bir yandan anladığım kadarıyla paylaştıkları zaman yani bir yandan da farklı gruplar da şey yapabiliyorlar. O planları evet. gördüğü zaman evet. mesela. Zaten onu söylediler. Evet. Onu biraz açabilir misiniz? Evet. Şöyle planlama zaten 5000'lik yeni yapılmış olan 5000'lik planlama sürecine bizim müdahil olmamızla birlikte gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın da kendisiyle iki tane yapmış olduğum görüşmede ki hem de bunları randevusuz yaparak, tesadüfen giderek, karşılık karşıya gelerek yapmış olduğum görüşmede ilk görüşmemizde Gülensu Gülsü'ndaki süreci kendilerine aktardığımızda işte biz hani bölgede var olan mevcut planlamaya katılımcılık üzerinden bölgenin görüş ve fikirleri üzerinden bir planlamanın hazırlanmasının esaslarına dayanarak bizim buraya geldiğimizi ve doğal olarak bu kendileri içinde bir ilk olacak, belki Türkiye'de de ilk olacak ki bir model olacaksa bu ilk bir model olacağını önerdiğimizde dün aynı şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki muhtarım dedi aslında dedi kentteki yapılması gereken planlama sürecinin de aslında böyle işletilmesi de gerekiyor. Hani vatandaşın kendisiyle ilgili, yaşamıyla ilgili, işte barınma hakkıyla ya da fiziksel, mekansal anlamdaki durumunu kendisinin görebilme noktasındaki fikirlerinin de olması gerektiğini aslında dedi benim de önerdiğim bir çalışma biçimidir dedi. Teşekkür ediyorum. Hani böyle bir çalışmayla bize geldiniz. Onun üzerinde 5000'lik planlarla ilgili Şehircilik Daire Başkanlığı'yla yapmış olduğumuz üç görüşmeden planlara onların 2005'te koydukları aslında o katılımcılık ilkesi ve maddesi üzerinden bir sürece müdahil olduk. Hani döndük dedi ki bu sizin kendi maddenizdir ve biz bu maddeye dayanarak biz buraya geliyoruz ve doğal olarak bu sürece müdahil olmak istiyoruz. 5000'lik planı gördük. Hani imar komisyonuyla da iki tane toplantı yaptık. Gerçekten belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hani bu konuya hassasiyet ve çok ciddi bir şekilde üzerinde durdu ve iyi de bir emek sarf etti. O da bizimle beraber. Her şeyden önce bizim aslında bütün bunları hem ilçe belediyesine hem anakent belediyesine yaptırmanın koşulları öncelikle ben hani daha önce işte dernek başkanlığını yapmış işte şimdi de mahallesine muhtarlık yapan bir arkadaş ya bir insan olarak önce Gülensu Gülsü halkına ben teşekkür ediyorum ki çünkü Gülensu Gülsü halkı da bu gelinen noktaya kadar hep bir arada durarak ve bu çalışma sürecini buraya getirdiler. Ben gerçekten Gülensu Gülsü'nün halkına teşekkür ediyorum. Yani biz orada bir yaşamı oluşturmuş olduğumuz o yaşamı bundan sonra da birlikte sürdürmek adına bir arada durarak yapmış olduğumuz görüşmeleri de tamamen bu talepler üzerinden yaptık. Evet. Planların içeriğiyle ilgili var olan mevcut 5000'lik plan yapılırken aslında yeni bir planlama diyoruz biz ona. Aslında ilçe belediyesinde bizim hazırlamış olduğumuz 1/1000'lik imar uygulama planını gözeterek bir 5000'lik yaptılar. Evet. Öyle söylendi aslında. Böyle söylendi ve aslında belediyede yerelde işte belediye başkanımızla hani imar gerek ana kentte gerekse ilçe belediyesinde işte Gülensu Gülsü planları bitti hayırlı olsun söylemi. Evet. Biraz da bunun üzerinden ama tabii ki biz o
planları görmeden, hani o planları üzerinden akademik ve teknik anlamda herhangi bir yorum yapmadan daha şu ana kadar ben mahallelimle ilgili herhangi bir toplantı durumum söz konusu olmadı. Çünkü elimizde veri yok. Evet, anlıyorum. Şimdi o veriyi görmeden biz kalkıp hani bir şeyler söyleme şansına sahip da değiliz. Görüp artık şeyi hani tabiri caizse ağzı sütte yanan yoğurdu üfleyerek yer misali biz. Çünkü iyi incelememiz gerekiyor. Çünkü burada bir yaşam var. Ve bu insanların tamamen yaşamı da buraya bağlıdır. Ve eğer bu topluma bir şey anlatacaksak somut net görünümler ya da görmeler üzerinden gitmemiz gerekiyor. Heyecan verici. Onu sunmamız gerekiyor. Onu da birlikte başaracağımıza benim. Heyecan verici. Aslında tam bir uzlaşma süreci. Yani siz taleplerinizi iletiyorsunuz. Taleplerinizin karşılığı bulunuyor. Yani evet. İki tarafta kendi farklı talepleri var. Farklı beklentileri var ama umarım yani bu süreç katılımcı, şeffaf ve uzlaşmacı bir şekilde devam edecek. Bu arada Ali Bey, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim beklentimiz binlik planlardan ve 5000'lik planlardan beklentimiz şu. Mahallenin bugüne kadar biriktirdiği, katmanlı olarak üst üste eklediği belli bir kültürel, sosyal, politik bir yapısı var. Hı. Biz istiyoruz ki dönüşüm sürecinden sonra da bu mahalle bu varlığıyla kültürel, politik, birlikte dayanışma ilişkilerinin hakim olduğu ve devam ettiği bir şekilde dönüşüm olsun. Yani şimdi Fikirtepe örneği var. Hı. Kocaman gökdelenleri dikmişler, kente çok uyumsuz. Hı. Şimdi oralar yani normalde kente 1.000 lira, 1.500 lirayla tutunmaya çalışan yoksul insanın yaşayabileceği yerler değil. Evet. Biz istiyoruz ki Gülsuyu Gülensu Mahallesi yani orada yoksulların da yani 1.000 lira, 1.500 lirayla kente tutunmaya çalışan insanların da evinden, yurdundan edilmeden, başka bir yere sürülmeden yaşayabileceği bir formu oluşturabilelim. Çok güzel. Bu açıdan ya bütün bu yürüttüğümüz çalışmalar işte Sarıyer'de, Karanfilköy'de, efendim Tarlabaşı'nda birçok mahallede yani gerçekten öyle bir başarılı örnek yapılabilirse, hayata geçirilebilirse eminim ben birçok yere de örnek olacak. İşte tam bu noktada belki biraz daha deşmem gerekiyor. İşte Gülsuyu ve Gülen Suyu'nu farklı kılan nedir? Diğer mahallelerde görmedik bunu. Sizin alameti farikanız nedir? Niye burada oldu bu? Ben burada söz alayım. Şimdi birincisi şu, hani deminden beri bahsediyoruz. Yani o politik, geçmişe dayanan tabii ki bir getirdiği tabii bir alışkanlık diyelim onu. Artık alışkanlık haline gelmiş çünkü. Yani küçücük çocuğumuz bile hani bir şey dediğinde refleks verebilen, tepki gösterebilen. Şimdi biz yani bu süreci o dönemki dernek başkanımız, şimdiki muhtarımız daha iyi yani hepimiz hatırlıyoruz. Bu süreç başladığında inanın birçok mahalle, hemen yani biz 7 mahalleli bir plandı bu. E5 Kuzey Nazım Hümeyel planı 7 mahalleyi kapsayan bir plandı. O süreçte sadece itiraz eden, davalar açıp şey yapan ki bizim zorlamamızda da Başbüyük mahallemizde bir tane dava zorlaştırabildik. İşte bir miktar da itirazlar oldu. Şimdi bu refleksi acil gösterdi ki bu planlar askıya çıktı. Muhtar, o günkü dernek başkanı muhtarımız saat 9.30'da heyetle beraber Şirin evlerdeki planlama, yani Büyükşehir planlama ofisinin kapısında bekliyorlardı. Sormuşlar, ben yoktum. Sormuşlar, demişler ki kimsiniz, ne işiniz var? Muhtar da o günkü arkadaşlar demiş ki biz planlarımızı, askıya çıkan planı görmek istiyoruz. Bir şaşkınlık yani ki şimdi bu İstanbul'daki birçok mahallede benzer sorunu yaşadılar. Yani planlar yapılmış, işte takip yok, herhangi bir şey yok. Dolayısıyla süreçler, işte diyelim ki 5000'likler çıkmış, askıdan inmiş, hukuki süreç kaçırılmış. Dolayısıyla insanların artık uygulama aşamasındaki refleksleri gündeme geldiği zaman yapacak çok bir şey yok. Evet. İkincisi, hani demin kurumsal anlamda bahsettiğimizde, yani bizdeki dernekçilik şöyle bir klasik anlamda sadece bir sorunla, işte Kanarya Severler Derneği, kuşlarla ilgili falan değil. Güzelleştirme de olsa, güldam da olsa bu mahallenin bir tek kentsel dönüşüm diye bir sorunu yok. Çok önemli. Evet, yani asıl özünü oluşturan kentsel dönüşüm. Çünkü kentsel dönüşüm hayata geçtiği zaman zaten hani bizler orada yaşamadığımız zaman çok bir şey anlam ifade etmiyor kurumsal anlamda. Ama şu anda yaşıyoruz. Mahalle çok ciddi saldırılar altında olabiliyor. Çok farklı sorunlarımız var. Yani işte insanların arz sorunundan, iş sorunundan, ulaşım sorunundan yani birçok sorundan bahsediyoruz. Yani bizim kurumsal olarak bu sorunlarla da ilgimiz var. Dolayısıyla hani bugüne kadar kentsel dönüşümde kendilerini var eden diğer mahallelere baktığımızda genelde sadece kentsel dönüşüm yani ev odaklı bir merkezde kurulukları için. Bir de sorun ortaya çıktıktan sonra. Mahallenin diğer sorununu örgütleyemezseniz, mahallenin diğer sorununa da ilgilenemezseniz, dolayısıyla burada bir tek işte ev varsa, yani evle ilgili iyi bir gelişme olduğu zaman herkes yayılıyor.
Dolayısıyla hani fark biraz buradan belki. Bu yani bana şey çok heyecan verici geliyor. Bu aslında bir yerden de bana mahalle sevgisi gibi geliyor. Yani her türlü sorun var ve bunları kucaklayan bir mahalleli var ve ne kadar şanslılar ki sizin gibi derneklerle de bu sorunları ve muhtarımızla da bu sorunları yukarı taşıyabiliyorlar. Ve düğünlerini birlikte yapan, cenazesini birlikte kaldıran, çok evet. iyi bir iletişim ağı olan. Tam burası şey söylüyorum. Buyurun. Hani zaten katıldığım kurumsal anlamdaki görüşmelerde hakikaten Gülensu Gülsü'yü hale Anadolu kültürünü ve humanizmini gerçekten kendi içerisinde yaşatmış tek mahalledir. Halen de yaşatmaya devam ediyordur. Gülensu Gülsü'nün en iyi tarafı bu çalışma süreci içerisinde hiç kimse kendisine aidiyet hissedip de kendini kurtarmanın peşine düşmedi. Mahalleyi kurtarmak. Ya bu mahalleyi biz buradan eğer kurtarabilirsek hep birlikte burada yaşayabiliriz. Orayla ilgili bizim kafamızdaki var olan mevcut fikirsel anlamdaki sadece mekansal anlamda bir tasarım uygulaması değil. Biz o mahallede sosyal, ekonomik ve kültürel olarak tekrardan yaşamak istiyoruz. Zaten mahalleye de bu dörtlük içerisinde sarılıyoruz. Evet. Doğal olarak eğer biz bu mahallede olmazsak hani şimdi benim mahallemin etrafında işte Nar City'nin yapmış olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu konutlar vardır, alanlar vardır. Dört tarafı duvarlarla çevrili. Hatta birçok arkadaşla yapmış olduğumuz görüşmede aynı bina içerisinde oturan insanların halen birbirlerini tanımadıklarını tamam. görebiliyoruz. Ama Gülensu'da bu böyle değildir. Evet. Ben Erdoğan'ın kapısında yabancı birini gördüğüm zaman şey sorabiliyorum. Diyorum ki misafirsen buyur bana gel ama yabancıysan da kaybol orada. Çünkü ben Erdoğan'ın evine kimin geleceğini biliyorum. Çok güzel. İşte bu bir mahalle kültürü. Aslında güzel. O mahalle kültürü de burada geliyor. Mesela şey demiştim bir tane ilçe emniyet müdürümüzden bana şöyle bir soru gelmişti. Ya muhtarım. Küçükyalı bölgesindeki var olan mevcut merkez mahallelerimizde bir tane polisin evine, dört tane polisin oturduğu bir binaya bir ayda dört sefer hırsız giriyor dedi. Sizin mahallede dedi sadece dedi bir yeltenme var dedi. Bunun sebebi işte benim az önce anlattığımdır. Ben Ali Bey'i orada görüyorsam, Ali Bey'i de tanımıyorsam Ali Bey misafirse buyur. Ama misafir değilsen de benim komşumun ya da mahallelimin kapısında bekleme. Doğal olarak bu da aynı zamanda komşusunu sahiplenen ve gözetleyen bir yaşam var o mahallede ve biz bu yaşamı orada sürdürmek de istiyoruz. Heyecan verecek. Demin çok güzel bir örnek verdiniz. Sırf kentsel dönüşüm değil, bütün sorunlarda aslında biz bir aradayız. Ve hatta Erdoğan Bey'le geçen gün konuştuğumuzda kendisi sırf hani Güldam ekseninde kentsel dönüşüm için ağırlıyor sizi ama aslında başka faaliyetlerinizin de olduğunu söylediniz ve bize çok heyecan verici geldi. Tabii. Onlardan bir iki tane örnek verirseniz. Tabii bunu da söyleyeyim. Biz 2004-2006 sürecini bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi ile dernek başkanımız o zaman Ali Rıza'ydı. Dernekliğine Ali Şengül vardı, ben vardım. 40 kişilik, 50 kişilik workshoplar yaptı. Atölye çalışmaları. Mahalle istiyoruz, atölye çalışmaları. Daha sonra bu çalışmaları 2015-16'da Bilgi Üniversitesi ile devam ettirdik. Nasıl bir mimari form diye, nasıl bir mahallede yaşayacağız, kentlerin o mimarinin nasıl büyümesi nasıl olacak diye. Bu arada kültürel aracılar projesi oldu. Kitap yayınladık. Orayla ilgili, mahalleyle ilgili müze çalışması mahalle yaptık. Çok ciddi mahalle fotoğraflaması oldu. Bu arada Avrupa Sosyal Forumu'na katıldık. İşte yine İzmir. Derneği temsilen İzmir Karaburun Bilim Kongresi'ne katıldık. Birçok faaliyetler yürüttük. Bunların hepsi sadece bizi değil, mahalleyi de geliştiren, aynı zamanda kente katkıda bulunan, bu kenti de besleyen bir çalışmaydı. Tabii canım, hepimizi şehirli yapan. Bazen heyecan verici. Peki, şöyle sorsam. Biz çok, geçen hafta mahalleyi tartıştık. Bu hafta çok tartışmaya devam edeceğiz. Mahalleli ve gelecek. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir mahalle? Mahalle nereye doğru evrilmeli sizce? Biraz hani nasıl diyeyim? İyi niyetli beklentiniz nedir? Ben bir cümleyle cevaplayayım. Bunu sonra Ali ve Ali Rıza'ya bırakayım. Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bu sorunun cevabını bizim nasıl bir örgütlenme ağı, nasıl bir arada durduğumuzla ilgili bir şey. Yani bizim performansımız eğer mahalleyi, işte diyelim ki mahalle temsilcileriyle, mahallenin işte diyelim ki adalara bölündü mahalle, adaların temsilcileriyle, bir ada örgütlenmesiyle ya da bir kooperatif yöntemiyle ya da nasıl bir ilişkiye gireceksek bence biraz belirleyici olan tarafı bu olacak. Ama ben umutluyum. Evet, heyecan verici. Bir kişinin tasavvuru değil, herkesin ortak tasavvuru. Heyecan verici. Şimdi zaten hani Erdoğan bıraktığı yerden süreç dedik yeni başlıyor. Yeni bir örgütlenme süreci oluşacak. Dolayısıyla burada temel nokta şu. Yani evet mahalle içerisinde hatırı sayılır belki çevrede bir rant beklentisi, bir yani işte
ki itirazlar olmuştu. Yani niye biz işte Narsiti gibi olmuyoruz, çok katlı binalar olmuyoruz gibi şeyler de vardı, itirazlar da olmuştu. Halen gerçi dönem dönem bunlar devam ediyor ama dediğim gibi burada asıl olan hani bu süreç şeye evrildiğinde yani bizim mahalleli, o Ali Rıza'dan bahsetti, yani mahalleli olarak kalma halimizin devam etmesi Erdoğan dediği gibi şeyi belirleyecek. Yani neye evrileceğimizi belirleyecek. Eğer, ama şu bir gerçek ki hani en şanslıyız. Mahallenin çok büyük bölümü bulunduğu mevcut durumdan ciddi anlamda memnun. Yani şimdi aşağının keşmekeşliğini, kalabalığını, yoğunluğunu gördüğü zaman şimdi kendi yaşadığı alanın evet sorunları yok mu var. Yani bu sorunlara rağmen orada biraz daha mutlu yaşayabildiğini görebiliyor. Ki örnek vardır, hani anlatılan bir örnek. Vatandaş evini satmış. Kaç, 200-300 bin liraya yerini satıyor. Aşağıda gidiyor, bir daire alıyor. Karı koca gidiyorlar, duvar onlara bakıyor, onun arı duvara bakıyor. Dönüp hemen akabinde aynı yere gelip talip oluyorlar. Diyorlar ki biz hani vazgeçtik, gel bize yerimizi ver. Adam hayır diyor, ben burayı aldım. Gelin ama oturmak istiyorsanız buyurun oturun diyor. Şey o kadar. Şimdi dolayısıyla hani ya biz bunları söylemek durumundayız. Evet. Biz yani kentin evet yani bina, işte çevre, havuz, yani bir sürü şeyi anlatmak mümkün ama hani Erdoğan dedi ya cebimizdeki parayla orantılı bir sistem kuruluyor aslında. Yani 1000 liraların, 1500 liranın konuşulduğu bir yerde siz 600 lira aidatı nasıl vereceksiniz? Yani şimdi Fikirtepe'de işte 5 yıldır sorun çözülemiyor. Ne adına yapıldı bu? Yani insanların hani rant beklentisine sokulduğu. Ama bugün geldiğimiz noktada oradaki yaşayan birçok insan belki artık Fikirtepe'de bir daha yaşamayacak. Evet, evet. Bir yandan işte nakde bağlanıyor iş ama aslında hepinizin ortak söylediği bir şey var. İnsanlar birbirine dokunabiliyorlar. Evet, mesela dediniz ya, mesela başka yerlerde duvarlar var, başka yerlerde sınırlar var. Ama mahalleli aslında birbirine dokunmayla alakalı bir şey ve son cesede şehir olarak birbirimize dokunmadığımız zaman bir yerden sonra süreç şehirli olmaktan çıkıyor. Heyecan verici. Belki sizin son sözlerinizi alırız bu konuyu. Hem muhtar olarak da sizin... Hani muhtar olmakla birlikte aslında hani... Bulaşıkları yıkatacağız insanlara. Öyle bir geleneğimiz de var yani. Hani muhtar sofrayı toplar misali. Şimdi aslında oradaki var olan mevcut ileriye dönük bakış açınız ya da topluluk, oradaki topluluk nereye evriliyor fikriyatı. Biz hakikaten orada bir mahalleli kültürünü oluşturabilmişiz ve biz o mahallede yaşamak istiyoruz. Bu sosyal de olsa, kültürel de olsa, ekonomik de olsa, eğitimsel de olsa, oradaki var olan mevcut gençliğe gerçekten daha iyi bir hayat kazandırmak, hayatı kazandırmanın ötesinde rahat yaşayabileceği alanlar yaratmak için çaba sarf etme çalışması içerisindeyiz. Şimdi Gülensu Gülsüyü'nün kendine özgün yapısı şu. Hani biz şunu son noktaya kadar, demin Erdoğan'ın bahsettiği işte adabazlı uygulamalardaki bölüşümlerden tutun da işte kendi içerisindeki mülkiyet haklarına dahil söylemlere geldiğimiz zaman biz mahalleyi bir bütün olarak bu sürecin içerisinden çıkarabilirsek, kendi içerisindeki var olan mevcut teknik çalışmaları birlikte yapabiliriz. Çünkü Erdoğan anlattı, işte Mimar Sinan Üniversitesi ile yapmış olduğumuz atölye çalışmasının öncesinde Gülensu Gülsuyu'nda 40 tane hocanın, işte 120 tane öğrenci, sosyoloji ve şehir plancısı arkadaşlarla birlikte yapmış olduğumuz çalışmada o dönemde gerçekten emeği geçen, o günden bugüne emeği geçen akademik, mimarlar odası, şehir planlama odası, Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki bulunan hoca arkadaşlarımız ve dostlarımızın, bu kentin kent muhalifleri noktasında kente gerçekten sosyal bir yaşam üzerinde bakan ve bu sürece katkı sunan bütün arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz ki böyle bir fırsatı bize tanıdığınız için. Bizim için çok iyi. Gülensu Gülsuyu eğer İstanbul'da gerçekten bir model olacaksa, bu tek başına sadece Gülensu Gülsuyu'nun bir çalışması değil. Bu demin isimlerini saymadım ya da işte bu sürece katkı sunmuş birçok arkadaşın da emeği var. Çok iyi akademisyenlerin de burada gerçekten emekleri var. Gülensu Gülsuyu tek başına bir başarıya ulaşmış değil. Bütün bunların hepsini bir araya toplarsak ve bu sonucu da sağlıklı bir hale getirip bu kentte örnek bir modelle çıkarabilirsek, işte diğer bölgelere, diğer alanlara,
yaratabilirsek işte başarı ancak bizim açımızdan o zaman başarı sayılır. Şu anda biz bir şeyleri başarmış değil, sadece üstümüze düşen görevleri yerine getirmiş oluyoruz. Çok doğru. Heyecan verici. Yani evet, yani bütün bunlardan aslında şunu diyebiliriz, mahallede heyecan var. Mahalle konuştuğumuz zaman cidden heyecan var, umut var, başarı var. Dolayısıyla buraya gelip bizle bu deneyimi paylaştığınız için çok tekrar teşekkür ediyorum. Mahalle bizim, şehir hepimizin. Evet. Mahalle bizim, evet. Buyurun. Tabii ki buyurun. Şöyle bağlayalım. Yani aslında hani muhtarım söyledi onu. Yani biz tek başına bir kurtuluşu hedeflemiyoruz. Hı. Çünkü biz biliyoruz ki lokal anlamda yapılacak bir planlama süreci bir süre sonra farklı bir işe evrilecek. Burada bütün iş kentin, bir bütün kentin yaşam alanlarının savunulması, ortaklaşmak, işte bu diğer sorun yaşayan mahalleler ve kentin diğer yağmalanan alanlarının da mücadelesinin ortaklaştırılması. İyi örneklerin paylaşılması. Dolayısıyla yani bizim örneğimiz hani ileride neye evrilir bilemeyiz. Yani şu anda tamam iyi niyetle götürdüğümüz bir süreç var ama çok olumsuz bir hale de dönebilir diyelim ki. Yani bilemiyoruz çünkü bu kapitalist sistem içerisindeki şartlar farklı bir noktaya getirebilir. Dolayısıyla burada bütün kilit nokta yaşam alanlarını savunan, yaşam alanları içerisinde o alanlarını kaybetmek istemeyen bütün kesimlerin bir arada durması, birlikte hareket etmesi, onun ortaklığını örmemiz gerekiyor. Evet. Kente böyle sahip çıkarıyoruz. Şehri beraber kurgulamaz. Evet, heyecan verici. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Şehir Hepimizin programı. İstanbul Hepimizin girişimi olarak hazırlıyoruz bu programı. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Bu bir hafta boyunca bize ulaşmak isterseniz www.istanbulhepimizin.org adresinden ya da Facebook ve Twitter hesaplarımızdan, İST Hepimizin Twitter ve Facebook hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler.